Merhaba Formula 1 severler. Bu hafta Eifel Grand Prix'si Nürburgring'de yapıldı. Oldukça kaotik bir yarıştı. Bu arada Rusya'daki, Soşi'deki yarışı da es geçmiş olduk video bazında. Çünkü yani yarış keyifliydi ama fazla söyleyecek bir şey bulamadık. Tabi bu arada bayağı olay da yaşandı. Mesela Honda F1'den çekilmeye karar verdi 2022 itibariyle. Bu tabi Red Bull için baya büyük bir skandal. Çünkü Renault'a geri dönecek gibi. Zaten Mercedes vermeyeceğini açıkladı. Hani Ferrari'den de almak isterler mi 2022'de bilmiyorum. Belki isteyebilirler, yani gelişeceğini düşünüyorum. Ama o noktada hani motorsuz kalmayacak. En az motor üreten takım... En az motor sağlayan takım vermek zorunda. Ama tabii Renault'dan zaten şikayet ederek çıkmış bir takımın tekrar Renault'a gitmesi çok doğru mu? Neyse ki bu hafta iyice artık Renault motoru zaten kendini geliştirdiğini gösteriyordu. Ve sonunda podyumu da aldı Ricciardo. Kendisi için de Renault için de uzun zaman sonra bir podyumdu. Özellikle Renault'un son podyumu bayağı bir zaman önceydi. Onun dışında yarışa da birazcık bahsedeceğiz ama şeyden başlayalım. Cumartesi günden başlayalım. Cumartesi yok. Cuma günden başlayalım. Cuma günü antrenman seansları yapılamadı. Bunun sebebi de şuydu. Aslında arabalar gidebiliyor. Yani arabaların gidemeyeceği bir ortam yok ama sis çökmüş ve sağlık helikopterinin, ambulans helikopterin kalkıp gidemeyeceği bir durum ve yakında da 20 dakika mesafede bir hastane yok. Yani Formula 1'in sağlık kuralları sanırım şeymiş, 20 dakika içinde pilotların hastaneye ulaştırılabilir olması. Önemli olan şey buymuş. Tabi bu da bayağı şey bir durum yani. Hani bana ilginç geldi açıkçası. Hani Türkiye'de falan olsa ya yapalım antrenmanı falan, ne olacak falan derdik. Çünkü gerçekten de ölümlü kaza veya acil durumlu kaza çok nadir oluyor. Ama tabii ki ya olursa diyerek. Ya bir de antrenman seansında, hani yarışa bir nebze anlarım bu durumu ama antrenman seansında hani bizde olsa yapılırdı muhtemelen. Hani böyle insan hayatının önemsenmesi güzel geldi. Bu arada belki de Almanya'da olduğu için, biliyorsunuz Alman disiplini var. Bununla da ilgili bir olay daha oldu yarış içinde, oraya da geleceğim. Yani hani belki onunla da alakalıdır. Belki başka yerlerde de ya antrenmanları işte ara ara yapın, hani ara ara gidin aralıklı. Tabii gerçi kendi kendine de çarpabiliyor Formula 1 araçları. Yani yine öyle de güvenli sayılmaz ama bilemedim. Tabi bu antrenman seanslarının ikisinin de yapılamaması çok büyük etkiler yarattı. Bir, Mick Schumacher'in oğlu çıkacaktı pistte ilk antrenman seansında. O çıkamadı. İki, şey ortaya çıkamadı. McLaren, Carlos Sainz'a yeni bir paket vermişti. O paketi ayarlama imkanları olamadı. Bir diğer olay, biliyorsunuz Hülkenberg yarışa çıktı tekrar. Bu sefer de yine Racing Point'te ama Perez'in yerine değil, Stroll'un yerine çıktı. Stroll hastaymış. Belki onun çıkamama durumuna göre belki cumadan itibaren alırlardı veya en azından cumartesi alırlardı. Çünkü Hülkenberg cumartesi sabahı da kaçırdı ve sıralamaya çıktı bomboş biçimde. Yani ayar yapmak için sıralamaya çıktı gibi bir şey oldu ya da arabaya alışmak için. Sonuncu oldu sıralama turlarında da. Ama o da çok iyi 8. bitirdi. Tabii 5 aracın iptal olması ayrı bir olay. Tabii antrenman yapılamaması belki de bu 5 aracın yarış dışı kalmasına sebep olmuş olabilir. Ve tabii seyirciler açısından da güzel oldu. Niye? Çünkü daha az antrenman seansı yapıldığında daha çok kaos olma veya seyir zevki daha iyi olabiliyor. Bu yarışta birazcık öyleydi. Bayağı bir kilitlemeler yapıldı. Mesela lastiği kilitlediği zaman bayağı büyük kitlemelerde lastikte düz bölge oluşuyor. O da titreşim yaratıyor ve hatta aracın süspansiyonunu kırabiliyor. Mesela Raikkonen bu şekilde bir
2005 senesiydi galiba, şey almıştı, bir yarış dışı kalmıştı birinci giderken. Lastik değiştirme ceza şeyi vardı o zaman, yani tek lastikle bitireceksin deniyordu. Hani bunda da yarışta da gördük, böyle lastiği kitleyip pite girip yeni lastik takan falan çok oldu. Sadece kitlediği için lastik değiştirdi yani. Bu noktada zaten pistin de yapısı biraz şey. Yani virajlı, bol virajlı birinci dönüş bayağı skandal. Bu şartlar altında bir yarış yapıldı. Daha ilk dönüşte mesela Hamilton Bottas'ı bayağı sıkıştırdı. Bottas bir kilitledi, daha sonra o da lastik için girdi. Hamilton öne geçmişti. Daha sonra Bottas yarış dışı da kaldı. Yine Raikkonen kilitledi, bu kadar şey bir isim, deneyimli bir isim. O da lastiği kilitleyip Russell'a çarptı. Russell orada şey dedi mesela, yani yeterince yerde bırakmıştım falan diye sitemde etti. Yine başka çarpışmalar, temaslar boldu. Özellikle Albon çok garip geldi bana, Albon'un durumu. Çünkü gerçekten o bir kere kilitledi, bir pite gitti, geri geldi. Ondan sonra bir de mesela geçiş yapmaya çalışırken falan kilitledi ve artık tekrar pite geldiğinde onu bir de 5 saniye ceza aldı, çarpışma sonrasında Kvyat'ın ön kanadı bozmuştu. Kvyat da gerçi orada bilmiyorum yani ne kadar suçlu Albon. Çünkü Kvyat orada dönemedi. Dönüşü yapamayınca farklı bir şekilde gitti. Albon da onu hani izin verildi falan diye düşündü. Çünkü pisti keserseniz, avantaj sağlarsanız pozisyonu geri vermeniz gerekiyor. Öyle cezalar var Formula 1'de. Pozisyonu geri veriyor diye düşündü herhalde. Önüne geçip önüne kırdı. O arada ön kanadını kırdı. O 5 saniyeyi de çekecekse madem boş ver, araba bari bozulmasın. Hani çünkü çok arkada kalacağını düşündüler herhalde Albon'un. Toparlayamayacağını düşündüler ki toparlayamaya da bilirdi. Çünkü mesela Gasly'yi geçmeye çalışıyor. O sıralarda bize bir ses verdiler. Hani tam olarak ne anda onu konuştu bilmiyorum ama mesela şey diyordu. Ya çok sert yarışıyorlar mı ne? Yani hani çok zorluyorlar yani. Hani bıraksalar da geçseler gibi. Spiker de yabancı spiker. Burası Formula 1 dedi. Yani ben de çok garibime gitti. Hani böyle bir şeyi ilk defa duydum açıkçası. Yani Gasly'yi de geçen sene hatırlıyorsanız Raikkonen falan tutuyordu. Hatta o yüzden eleştirilmişti. Yani kaç tur boyunca Raikkonen'i geçemedi diye. Alfa, çünkü geçen senenin Red Bull da iyiydi. Sen Alfa Romeo'yu geçemiyorsun Red Bull aracıyla diye şey yapılıyordu. Gasly de tabii ki savunacak. Çünkü zaten husumeti var. Yani Gasly Albon'un ne kadar önünde kalırsa Gasly için o kadar iyi bir durum. Ki zaten bence Albon bu yarışta bayağı kredisini tüketmiştir. Yani da şimdiye kadar tüketmediyse bile hani bu olacak iş değil gibi bence. Çünkü bu kadar da farklı olabileceğini sanmıyorum ben aracın. Bazıları şey diyor. Yani ne bileyim, Albon işte Verstappen'e göre arabalı yapılıyor da Albon yapamaz da, yani Verstappen de neredeyse pole pozisyon alıyordu ya o arabayla. Hani şimdi bunu da bir saniye olur, 2 saniye, yani çok geride kalıyor Albon Verstappen'e göre. Bana biraz garip geliyor. Tabi bugün rekorların da günü oldu. Baya bir rekor var. Mesela Raikkonen en çok yarışa katılmayı aldı. Hamilton en önemli rekor onunki. Şey olmuş oldu. Michael Schumacher'le eşit sayıda yarış kazanması var Hamilton'ın. Onun dışında yine Hülkenberg yarışa girdiği için şey oldu. En uzun süre podyuma çıkamama rekorunu geliştirdi. Gibi gibi bir sürü rekorlu durumlar vardı. Ricciardo 2018'den beri ilk podyum. Renault'un artık 2011 mi ne? Baya bir olay yaşandı. Ben Norris'e baya üzüldüm. McLaren yani yeni motor da takmış olmasına rağmen, ki baya da iyi de gitti çocuk. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Yarış esnasında düzlüklerde genelde elektrik motoru veriyorsunuz tekerlere ki daha hızlı gidin.
O elektrik motor güç üretmiyordu. Ama Norris'in virajlardaki performansı çok iyi olduğu için yarışmaya devam et dediler. Seni kenara çekmeyelim dediler. Norris gene iyi kötü gidiyordu ama o olaydan önce 3. olabilecek pozisyondayken geçildi biraz ama gene puanlardaydı, yani iyi puan alabilirdi, 6.lık falan olabilir gibi duruyordu. Ama daha sonra motor da gitti komple ve hani bayağı da uğraştı onu tekrar çalıştırmayı falan olmadı. Gitti park etti. Bayağı da çıkış noktasına yakın, yani bir aralık var orada. Yani bayağı pistin dışına çıkarttı Norris. Ve yani Alman kuralcılığı mı artık bilmiyorum, yani az önce dediğim güvenlik mevzularından. Ya güvenlik aracını soktular içeri ama yani hani çıksalar iki itseler güvenlik aracına gerek kalmayacak. Gerçi hani heyecan falan geldi biraz, güzel oldu da. Bu arada yani şey falan tur yemişti. Yani Ferrari falan gene tur yemişti. Üçüncü olan kişi falan. Yani bayağı karambol bir durum. Üçüncü değildi gerçi. Yani üçüncü demeyelim, abartmayalım da. Yani hani bir beşincinin sonrasındakilerin hepsi tur yemişti. Yani yine Mercedes ve şeyin Red Bull'un arkasındaki herkes maşallah turları yemiş. Bayağı ilginç bir yarıştı o açıdan. Dediğim gibi Bottas'ın yarış dışı kalması Ricciardo'ya güzel bir podyum getirmiş oldu. O da zaten podyum seremonisinde işte bayağı şampanyayı sıktı falan. Schumacher'in oğlu Hamilton'a kırmızı kask hediye etti. Muhtemelen bir sonraki yarışta kullanır artık onu. Yani böyle değişik anlar yaşandı. Tabii Hamilton'a hep söylüyoruz yani hani Schumacher'in, çünkü Montoya'ydı, işte Raikkonen'di, Häkkinen'di. Hatta onları geçtik. Senna, Villeneuve herkesle yarıştı yani. O arada Alonso biliyorsunuz onunla da bayağı yarıştı. Yani şampiyonlukları sırasında işte daha az yarış olması, ne bileyim takım arkadaşının da yine tabii yarışmıyordu, yine Bottas gibi olabilir ama yani hani bir tık daha Schumacher'in ben de daha değerli buluyorum şampiyonluklarını ama Hamilton'ın da ilk geldiği seneyi düşünürsek Alonso'yu, ki ben en yeteneklilerden biri olarak görüyorum Alonso'yu. Adeta hani bir çaylak haliyle mağlup etti mi diyelim ya da zora soktu mu diyelim. Yani hani bayağı zorladı. Artık nasıl söylemek isterseniz mağlup etti de diyebilirsiniz sonuç olarak. Üst sırada bitirdi ama yani çaylak haliyle çok zora soktu. İkinci senesinde şampiyon oldu. Yani yetenekli oldu bariz. Hamilton'ın hakkını yiyecek halimiz yok ama hani benim hep dediğim şey, keşke yanında bir Alonso olur, Vettel olur, ne bileyim Verstappen olur. Çünkü YouTube'a gidip izlemenizi tavsiye ederim. Yarıştan bir gün önce veya cuma günü de olabilir. Bu pistte son yapılmış yarışı gösterdiler. Yani 2013'te galiba yarış yapılmıştı. O yarışı veya 2011 yarışını gösterdiler. Pardon, 2013 yarışını değil de 2011'deki yarışa bakıyorsun. İlk 3 arasında hem 3 tane farklı marka var hem de 3'ü de birbirinin 1,7 saniyesinde, bayağı heyecanlı. Alonso'nun geçişleri vesaireleri var. Vettel'in sürüşü var. Yani hani baya böyle çekişmeli arabaların yakın olduğu senelermiş. Onu görüyoruz. Ücretsiz olarak koymuşlar YouTube'a. Hani izleyin bence. 2011 European GP diye yazınca çıkıyor YouTube'da. Kesinlikle çok güzel bir yarıştı. Ben onu da izledim. Hani baktığınızda şu anda işte yani Mercedes'in yanında ikinci koltuğunda da Rosberg zamanları gene iyiydi. Rosberg zorluyordu ama daha sonrasında artık pek zorlayacak durum yok. Yani şimdi zorlayacak olsa bile Bottas, yani araç bozuldu. Puan farkı açıldı gitti zaten. Hani yani birazcık fazla dominant olduğu için arabası Hamilton'ın şeyde kaldığını görebiliyoruz yani. Zaten hep söylediğim bir şey var. Yani geçen seneye bakıyorsun. Tam Hamilton hiç yarışmasın, bıraksın sezonun arasında, Bottas gene şampiyon. Yani
Araba o kadar iyi ki Hamilton'a gölge düşürüyor diyoruz ama kesinlikle o da bayağı yani hak ediyor diyebiliriz şeyi aldığı kırdığı rekoru. Bundan sonra zaten Schumacher'in rekorlarını Hamilton kırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Böyle de videomuzu artık tamamlıyoruz. 15 dakika konuşmuşuz. Hülkenberg'e de yine helal olsun diyorum. Yani 7 senedir yarışmadığı bir pistte hiç antrenmansız biçimde geliyor. Böyle karambole geliyor oturuyor. Gerçi onun oturağı hazırdı muhtemelen. Perez için yapılmıştı. Perez'in aracına otururken o oturağı kullanmışlardır ama hani yani 20. başlayıp 8. bitirmek 5 kişi yarış dışı kalsa dahi güzel bir şey. Çünkü pistte birçok kişi zarar gördü strateji anlamında. Muhtemelen Vettel gelecek sene Perez'in koltuğunda güzel işler çıkartacak gibi duruyor. Belki Hülkenberg de seneye bir koltuk bulabilir ama Perez de bulabilir. Artık onu bakacağız kim bulacak. Gayet güzel bir yarış olduğunu düşünüyorum. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. İsterseniz Discord'umuza gelebilirsiniz. rastgelereyiz.com'da linkler mevcut. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.